أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kıymetli dostlar, Kadı Burhanettin Kur'an kursumuzda gerçekleştirdiğimiz Cuma sohbetlerimizin ikincisiyle birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. Rabbimiz hakkı hak olarak ifade edebilmeyi, batılı batıl olarak ifade edebilmeyi, burada dile getirmeye çalıştığımız hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bugünkü sohbetimize şu ayet-i kerime ile başlamak istiyoruz değerli dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Sadakallahul azim. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede gevşemeyin, mahzun olmayın. Eğer gerçekten inananlar, imanda kemali bulanlar iseniz üstün gelecek olan sizsiniz buyuruyorlar. Maddi ve manevi varlığımızı, birikimimizi, değerlerimizi korumaya yönelik bu ayet-i kerimeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi de temelden desteklemektedir. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır buyuruyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Değerli dostlar, Yüce Rabbimiz bir başka ayet-i kerimede, Estağfirullah, İnnellezî ferada aleykel Kur'âne lerâdduke ilâ me'âd, sadakallâhul azîm, buyurmaktadır. Elbette o, Kur'an'ın tebliğini üzerinize farz kılan Allah, seni yine döneceğin yere döndürecektir. Yani Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm, doğduğu, yaşadığı, karakterinin, hamurunun, mayasının şekillendiği toprakları hayatı boyunca unutmamış, oraya vefa gösterme bağlamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı o topraklardaki insanların gönül dünyalarına, ibadet hayatlarına, ahlaki yaşantılarına dokunabilme adına bitmek tükenmek bilmeyen bir çaba ve gayretin ve büyük bir hassasiyetin içerisinde olmuştur. Milli şairimizin İstiklal Marşımızda ifade ettiği gibi, bastığın yerlere toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı, buradaki vurguları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem niyeti hem fiili olarak atmış olduğu adımları bağlamında İstiklal şairimiz dile getirmişler. Yine bir başka şairimizin ifade ettiği gibi, sahipsiz olanın vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır ifadeleriyle milli manevi değerlerimize sahip çıkılması gerektiğini veciz bir şekilde şairimiz ifade etmişlerdir. Evet, şehitler vererek her karış toprağını şehitlerimizin kanlarıyla sulayarak sıradan bir toprak parçası olmaktan çıkmasına vesile olduğumuz vatanımız, değerli kardeşlerim, uğruna mücadele edilen ve bedeller ödenilerek vatan parçası, vatan yurdu haline getirilen toprak parçalarıdır. 1071 Alparslan'ın 1071 yılından itibaren, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden itibaren 30 Ağustos 1922'deki Anadolu'nun kapılarını bizlere tekrar açan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne ve diğer zaferlerimize kadar hep bu okuduğumuz ayet-i kerimelerin, hadisi şeriflerin fiili olarak hayatımıza yansımasını görüyoruz. Yüce Mevlamız, Estağfirullah, وَاَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحِكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ buyurduğu Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesiyle de birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim ve canlı tutulmasını bizden istemişlerdir. Okuduğum ayet-i kerimenin mealini de şöyle arz etmek isterim. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz, imkanınız elden gider. Yine Ali İmran suresindeki şu ayet-i kerime de bu noktada çok dikkat çekicidir kardeşlerim. Estağfirullah. Ve atasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku
وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Allah-u Teala'nın ipine, yani Kur'an-ı Azimuşşan'a veya bir yoruma göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme canı gönülden yapışın, sarılın ve topluca sarılma işinizi topluca yapın. Fırkalara, ayrı gayrı yollara gitmeyin. Cenab-ı Hakk'ın size olan nimetini anın, hatırlayın. Hani siz bir zamanlar düşmandınız da Cenab-ı Hak kalpleriniz arasına ülfet, muhabbet, yakınlık lütfeyledi ve onun nimeti sayesinde sizler kardeşler oldunuz. Devam eden ayet-i kerimenin devam eden kısmında sizler bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Allah-u Teala sizi oradan kurtardı. İşte Allah-u Teala size ayetlerini bu şekilde beyan eder, açıklar ki hidayeti ancak bu şekilde bulabilirsiniz buyurulmaktadır. Yine milli şairimize dönecek olursak değerli kardeşlerim, garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Mısralarında, satırlarında dile getirdiği hakikatleri bu günler, bu haftalar dolayısıyla tekrar hatırlamak durumundayız kardeşlerim. Yine bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır hakikatini de yine hücrelerimize kadar hissedeceğimiz bir zaman dilimi içerisinde bulunuyoruz. Yakın bir zamanda 15 Temmuz tarihi günü itibariyle değerli kardeşlerim, gönüllerimizi titreten, yüreklerimizi ağızlarımıza getiren acı bir tecrübe yaşadık. Burada sizden bizdenmiş gibi görünen, milli manevi ortak değerlerimizi kullanan fakat bizi yıkmak için, yok etmek için vatanımıza, bayrağımıza, milli manevi bütün değerlerimize var güçleriyle saldıran insanları gördük. Tarihte olduğu gibi 15 Temmuz günü de bu aziz milletin evlatları canı, malı, maddi manevi her türlü varlığı ile vatanını, bayrağını, dinini, milli manevi değerlerini korumak, düşman elinden, dıştan içten gelen her türlü saldırıdan korumak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Bu süreçte canlarını Cenab-ı Hakk'a emanet eden bütün şehitlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Cenab-ı Hak makamlarını cennet eylesin, âli eylesin. Onları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Bizleri de onların bırakmış oldukları emanetlere layık çıkanlardan eylesin. Yine bu süreçte ve farklı platformlarda din için, vatan için, bayrak için çaba gayret gösteren, bu uğurda gazi olan, vefat etmiş olan kardeşlerimize Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin. Onların da kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Yaşayan gazilerimizi de Rabbimiz acil ve kamil şifalar ihsan eylesin en kısa zamanda inşallah. Değerli kardeşlerim, İslam ümmeti olarak daha özelde de bu aziz milletin Bakara suresinin 190. ayet-i kerimesindeki şu hakikati iliklerine kadar hissettiğine şahit oluruz. Estağfirullah. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Yine Enfal suresinin 60. ayet-i kerimesinde ki metnini okumak istiyorum müsaadelerinizle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve a'iddu lehum mestata'tum min kuvvetin ve min ribatil hayli turhibune bihi aduvallahi ve aduvekum ve aharine min dunihim la ta'lemunehum Allahu ya'lemuhum ila ahiril ayet. Mevlamız buyuruyorlar ki düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. İşte buradaki kuvvet ifadesi,
düşmanı caydıracak kuvvet ifadesini ulemamız her türlü silah, araç ve gereci içine alacak genişlikte tefsir etmişler. Topumuz, tüfeğimiz, tankımız, cephanemiz, uçağımız, gemimiz, yollarımız, askerimiz, kışlamız, depolarımız, yiyecek içecek teminatımız, bilgi, fen, kültür, sanat, medeniyet, ekonomi, insan gücü gibi maddi ve manevi her türlü başlığın bu kuvvet kavramı içerisine girdiğini ifade etmişler değerli kardeşlerim. Yine milli manevi değerlerimizi koruma uğrunda uykusuz kalan gözleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hadis-i şerifleriyle müjdelemişlerdir. İki göze ateş dokunmayacaktır. Biri Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri de Allah yolunda gece vakti karakol bekleyen, nöbet tutan ve düşman gözleyen gözdür buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yine düşmanla karşılaşıldığı zaman yani tavsiye edilen şey insanlara eğer sizin şerefinize, bayrağınıza, vatanınıza kastetmiyorsa, milli manevi varlığınıza kastetmiyorsa savaşı tercih etmemektir. Fakat sizin dokunulmaz haklarınızı insanlar ihlal ediyorsa bu ihlallere karşı koyabilmek için şu ayet-i kerimeyi de zihinlerimizde canlı tutmamız gerekiyor. Onların sözleri sadece şöyle demekten ibaretti. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı yolunda sabit kıl, kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer eyle. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ali Efendimiz'den nakledilen şu söz, sohbetimiz konumuz açısından son derece kıymetlidir. Şahsına fenalık yapanı affet, fakat vatanınıza ve milletinize fenalık edeni asla affetmeyin. Evet, uğruna can veren şehidini peygamberin kucak açıp beklediği bu mübarek vatan toprakları üzerinde tarihler devirdik, tarihler kurduk. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz, Çerkez veya bildiğimiz bilemediğimiz hangi kökenden olursa olsun aynı toprak üzerinde, aynı bayrak uğrunda can cana olduk, aynı siperlerde, aynı amaç için kanlarımızı Cenab-ı Hakk'ın yoluna sebil ettik. Fakat vatanımızın namusunu çiğnetmedik, bayrağımızı yere düşürmedik, minarelerimizden ezan-ı Muhammedilerin, camilerimizden Kur'an-ı Kerimlerimizin dinlemesi için elimizden gelen her şeyi yaptık ve bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz de şuna inanıyoruz kardeşlerim. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar. Öldürürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış bulunduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük bir kazançtır. Nisa suresinin 95. ayet-i kerimesinde ise Rabbimiz Teala Hazretleri müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlar bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla savaşanları derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine cennet vaat etmiştir ama savaşanları oturanlardan çok büyük ecirle üstün kılmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir kimse Allah yolunda şehit olmayı canı gönülden isterse yatağında ölse bile Allah onu şehitler derecesine ulaştırır buyurarak şehitliğe özel bir başlık ayırmıştır. Bakara suremizin 154. ayet-i kerimesinde Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız buyurulmuştur. Şu ayet-i kerimeyle sohbetimi toparlamak istiyorum kardeşlerim. Ali İmran suremizin 169 ve 170. ayet-i kerimeleri. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de
hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin değerli dostlar. Cenab-ı Hak 15 Temmuz gibi, Çanakkale mücadelesi gibi milli ve manevi varlığımıza yönelen büyük tehlikelerden bizleri ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın inşallah. Sözlerimi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle nihayet erdirmek istiyorum. Ruhumu kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, sonra tekrar dirilip savaşarak tekrar öldürülmemi, yine dirilip savaşta öldürülmemi arzu ederim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.